arabasında seyir halindeyken iki tane Golf araç, biri beyaz biri lacivert olmak suretiyle önümü kesip istihbaratçı olduğunu söylediler. Bunun üzerinden farklı sorular sormaya başladılar. Bu soruları sordukları kişilerin hiçbirini tanımadığını söyledim. Bunun üzerinden ben sadece HDP çalışanı olduğunu söyledim. HDP üzerinden ailem ve çocuklarımı tehdit eder. Çalıştığım şirketten çıkartılığını, işsiz kalacağını, birçok somutsuz devler üzerinden üzerine ifade olduğunu söylediler. Bunların hiçbirini kabul etmedim. Yani çünkü gerçekten hiçbir şey yapmamıştım. Bunun üzerinden ikinci gelişlerinde de farklı yöntemlerle ajanlaştırılmayı, onlara çalışmam üzerinden birçok vaatler temelde bulundular. Bunları kabul etmeyeceğimi ve hiçbir şekilde sizle beraber çalışmayacağımı söyledim. Çünkü ben Halkların Demokratik Partisi'nin yönetiminde yer alıyorum. Bunun için de siyasi bir partide çalışıyorum. Siyasi komisyonuna görev alıyorum. Daha iyi bir gelecek koşullar üzerinden ev, araç vesaire, güzel bir koşul, farklı ülkelerde yaşama kadar birçok şey vaatler. Ben de onlara hiçbir şekilde bunları kabul etmeyeceğimi ve ben HDP çalışmalı olarak devam edeceğimi söyledim. Kabul etmeyeceğimi üzerinden bana dediler ki 10 gün içinde seni alacağız. Elimizde aşırı dosyalar var. Senin hakkında, örgüt bağında çalıştığını söylediler. Ben de bunlara dedim ki eğer kendinize hakkında bir dosya varsa Cumhuriyet Savcılığına gidip suç duyurusunda bulunursunuz. Onun üzerinden ben de kendime göre ifademi veririm dedim. Avukatların aracıyla. Ama falan olmadı. Sadece bir defa numara verdiler. O numaranın da artık yani kulağının kapı dışı olduğunu araştırınca kulağının dışı olduğunu öğrendik. Hepsi bu kadar. Şu an iadeye geldim. İade suç duyurusunda bulunuyorum. Can güvenliğim, ailemin ve işimden endişeliyim. Çünkü açıktan tehdit ettiler beni. Ben buradan da sesleniyorum. Ben Halkların Demokratik Partisi'nde çalışmaya devam edeceğim.